Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin en çok izlenen yerel kanalı TV52'ye ve TV52 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 24 Ekim 2019 Perşembe. Yine gündemin öne çıkan başlıkları ve sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Her akşam olduğu gibi hemen tabelamızla haber bültenimizi başlatalım. Tabela için manidar bir başlık seçtik ve adalet dedik. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Devletin dini var mı? Cevap vermiş Hazreti Ali, var. Devletin dini adalettir. Adaleti olmayan devlet zaten dinsizdir demiş. Evet, dinimizde de çok büyük yeri var adaletin. Adaletle hükmetmek, biliyorsunuz her konu açıldığında, adalet konusu açıldığında Hazreti Ömer'in adaleti gibi olmak, Hazreti Ömer'in adaletiyle adaletlenmek terimleri, vurguları söylenir. Ancak yaşantımızda maalesef, uygulamada maalesef yanından bile geçemiyoruz. Aslında toplumun içinde bulunduğu durumun en büyük özetidir adaletsizlik. Vergide adaletsizlik, gelirde adaletsizlik, giderde adaletsizlik ve yönetimde adaletsizlik belki de. Hak etmeyenin hak ettiği yerde olması, hak edenin de maalesef hak ettiği yerin yanından bile geçememesi. Aslında belki de en büyük sorunumuz. Ümit edelim ki inşallah önümüzdeki günlerde hak edenin hak ettiği gibi bir yaşam sürdüğü ve dolayısıyla herkesin layık olduğu iyi hayata adaletle ülkemiz, adaletle toplumumuz ulaşır ve herkes adaletten, dinimizin temeli olan adaletten nasibini alır. Hem yönetenlere hem yönetilenlere Hazreti Ömer'in adaletini diliyoruz ve devam ediyoruz. Gündemimizde, gündem özetimizle devam edeceğiz. Biliyorsunuz sevgili izleyenler, Barış Pınarı Harekatı yine gündemdeki yerini koruyor. Bir 150 saatlik ara verildi. Önce Amerika ile bir mutabakat, sonra Rusya ile bir mutabakat yapıldı. Önce 120 saatlik bir ara, sonra da 150 saatlik bir ara verildi biliyorsunuz çatışmalara. Ancak teröristler boş durmuyor. Resulayn bölgesinde keşif ve devriye görevinde olan askerlerimize teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Hafif silahlar ve havanla ve 5 askerimiz yaralandı. İnşallah sadece yaralanmayla, hafif bir yaralanmayla atlatılır. Ancak burada şöyle bir durum var. Yani biz ateşkes ilan ettik ya da durduk ama adamlar duracak gibi değil. İnşallah 150 saatin bitiminde orada barış ortamı, huzur ortamı sağlanır diyelim. Yine Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Avrupa Parlamentosu'nun biz durduk ama onların sesi yine kesilmiyor. Avrupa Parlamentosu bugün bir bildiri yayınlandı ve yayınladığı bildiride Türkiye'yi kınadı. Yaptırım yapılması gerektiğini, parlamento tarafından yaptırım yapılması gerektiğini, hatta Avrupa Birliği üyeliğinin askıya alınması gerektiğini söylediler. Dışişleri Bakanlığı da meşru müdafaa hakkını kullandığını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bu konuyla ilgili meşru müdafaa hakkının kullanıldığını söyledi Türkiye tarafından. Yine Sayın Cumhurbaşkanı bugün Beştepe'de 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde konuştu. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşıtı yaptığı açıklamalarının cevabı niteliğindeydi yaptığı konuşmalar. Mülteci konusunda değindi Sayın Cumhurbaşkanı. Gerekirse kapıları açarız. Vakti geldiğinde kapıları açarız dedi. Ve biliyorsunuz Merkez Bankası para kurulu toplandı. Para politikası kurulu bugün toplandı. Malum beklenen bir durumdu. Faiz indirimi 100 baz puanlık bir indirim bekleniyor idi ama yine Merkez Bankası bir sürprizle indirimini 250 baz puan olarak açıkladı. Ve 110 günlük Murat Uysal dönemi boyunca toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapmış olduğu Merkez Bankası faizleri %24'ten %14'e indirmiş oldu. Bu ve daha fazlası için bir gündem özet turu yapalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Barış Pınarı Harekat Alanı Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG, PKK'lı teröristlerce keşif ve gözetleme yapan askerlerimize drone, havan ve hafif silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 askerimiz yaralandı. Teröristlere anında karşılık verildi. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonunu kınayan bir karar aldı. AB'nin Türkiye'ye hedefli yaptırım uygulanması istendi. Gümrük Birliği'nin askıya alınması gündeme getirildi.
Ankara ise Avrupa Parlamentosu'ndaki gelişmelere çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır ifadesi kullanıldı. Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı olduğu belirtilen açıklamada harekatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğü vurgulandı. 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik sert ifadeler kullandı. Mültecilerle ilgili AB ülkelerinin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar, vakti gelince o kapılar da açılır" dedi. Merkez Bankası faiz kararını bugün açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinin %16.50'den %14'e indirilmesine karar verdi. Faiz 250 baz puan indirildi. Piyasada tahminler 100 veya 200 baz puan arasında faiz indirimi yapılacağı yönündeydi. Öte yandan Merkez Bankası eski başkanı Murat Çetinkaya görevden alınalı tam 110 gün oldu. Bu zaman zarfında ise Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Uysal atandı. Uysal 110 gün içerisinde toplam 1000 baz puan indirimi gerçekleştirdi. Faiz oranı %24'ten %14'e indirilmiş oldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın parti kurma hazırlıkları devam ederken AK Parti'de bir istifa daha yaşandı. 24. dönem AK Parti milletvekili Mustafa Öztürk partisinden Davutoğlu hareketine katılmak için istifa ettiğini açıkladı. Gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Öztürk, "İlkelerime yakın bulduğum oluşum Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü harekettir. Çok sayıda eski bakan, il başkanı ve milletvekili de oluşum içerisinde yer almakta. Çok kısa bir sürede partinin kurulacağını öngörüyorum" dedi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sayın Erdoğan bugün 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde konuştu. Ve yine gündeminde özellikle gündem başlıkları arasında Barış Pınarı Harekatı ve Avrupa Birliği vardı. Avrupa Birliği'nin Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve yaptırım tehdidi üzerine konuşan Sayın Cumhurbaşkanı, "Gerekirse kapıları açarız. Biz 4 milyon mülteciye bakıyoruz. Onlar da 100-200 bin mülteciyle bir uğraşsınlar. Görelim" dedi. Ve "eğer terör unsurları süre dolumundan sonra karşımıza çıkarlarsa gereğini yaparız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde konuştu. Avrupa'ya tepki gösteren Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin sonu bu samimiyetsizliği, ikiyüzlülüğünden gelecek. Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar. Vakti gelince bu kapılar açılır" dedi. Avrupa Birliği'nin sonu işte bu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. İşte Brexit. Bunlar durup dururken olmadı. Bunun için Avrupa'dan yükselen ve buram buram riyakarlık kokan sözlerin bizim nezdimizde zerre kadar kıymeti yoktur. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın. Vakti saati gelince bu kapılar da açılır ha. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş? Sizleri de bir görelim. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkininde konuşan Erdoğan, şu ana kadar bölgede kontrole geçen alanın büyüklüğünün 4220 kilometreye ulaştığını söyledi. 120 kilometre genişlik ve 32 kilometre derinlikteki harekat bölgemizin 3'te 2'sine yakın bölümünü sadece 9 günde ele geçirdik. Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4220 kilometre kareye ulaştı. Teröristlerin sınır şehirlerimize attıkları havanlar ve füzeler sebebiyle 20 sivil insanımız hayatını kaybetti. 184 vatandaşımız da yaralandı. Suriye tarafında teröristlerle yaşanan çatışmalarda 7 askerimiz ile bizimle birlikte mücadeleye katılan Suriye Milli Ordusu'ndan 96 kardeşimiz de şehit oldu. Ayrıca 90 askerimiz ile
369 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz de yaralandı. Şimdi askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu karış karış harekat alanını tarıyor. Tuzakları etkisiz hale getiriyor. Şayet bu arada karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek de en tabii hakkımızdır. Çünkü bu yazılı kayda girmiştir. Evet, adaletle devam edelim sevgili izleyenler. Baştan da vurgu yaptık ya, adalete hepimize lazım. Bugün bize, yarın size, herkese lazım. Niye böyle diyoruz? Bugün bir basın açıklaması vardı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. 14 tane genç kardeşimiz, işten atılan genç kardeşimiz basın açıklaması düzenlediler. Ve işlerini geri istediler. Gerçekten üzücü bir durum. Hep ne anlatıyoruz? Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamamalı. Yani eğer bir ekmek davası varsa, bir ekmek olayı varsa işin içindeki, herkes evine aş götürmek, ekmek götürmek için çabalıyor, çaba sarf ediyor. Bunun Ahmet'le Mehmet'le eskiyle yeniyle eleştirilip, ilişkilendirip emektarların önüne konulmaması lazım. Öyle bir şahımız imza atılmış ki, yani 14 tane genç kardeşimiz, belediye çalışan 3000 kişi var, 14 tane genç kardeşimiz gerekçe gösterilmeden işten atılmış. Burada şöyle bir durum var. Ben soruşturdum, sorguladım. Hatta birkaç tanesini çağırıp da konuştum. Yani size herhangi bir yerde başka bir görev verdiler mi? Yok. Görevle ilgili bir sıkıntınız var mıydı? İşle alakalı bir sıkıntınız var mıydı? O da yok. Birim amirlerinin sıkıntısı var mıydı? Yok, tam tersi memnunlar. Niye çıkartıldı? Niye çıkartıldı konusu biraz muallak. Enver Bey'den dolayı çıkartıldı. Herkes böyle söylüyor. Şimdi eğer böyleyse, yani gelen bir önce gidenin ekibini iş yerine tutmayacaksa, bu kavga nasıl bitecek? Yani bu şehre nasıl bir rol model gelecek ki herkes birlikte kucaklaşacak ve beraber yürüyecek aynı yolda, şehrin kalkınması için, birlik ve beraberliği için uğraşacak. Eğer öyleyse, yani burada istihdam fazlası varsa, ilk önce en son alınan adamların çıkartılması gerekmez mi? Yani 5 yıl önce, 6 yıl önce alınan insanlardan daha ziyade en son işe alınan insanların işten çıkartılması gerekmez mi? Ya da seçilmiş insanlar nasıl oluyor da, yani adrese teslim işlerle, adrese teslim isimlerle işten çıkartılma yapılıyor? Biraz sonra haberde göreceksiniz. Gerçekten üzücü. Bir kardeşimiz var, bir bayan kardeşimiz var. Zannedersem çalışanlardan birisinin eşi. 40 günlük bebeğini almış gelmiş. Ben artık diyor bebeğimi emziremiyorum. Sütüm kesildi. Yazık değil mi bu çocuklara? Yazık değil mi bu ailelere? Hesabını kim verecek? Ya bir mücadele varsa, bir güç varsa sahibiyle uğraşmak lazım. Yani bu adamlar kimin adamı? Git onunla uğraş madem gücün var, kudretin var, onunla uğraş. Garibanla, ekmeğini evine zorla, didinerek götüren insanlarla uğraşmayın. Adalet herkese lazım olur bugün yarın. Bu insanlarla mücadele ederek, hani birilerinin hesabını kapatmayın. Kapatılmaz da, yani sizin ettiğiniz mücadeleyle bu adam zarar görmüyor. Kim zarar görüyor? Asgari ücretle çalışan, evine ekmek götüren adamlar zarar görüyor. Yazık bu millete. Yazık bu çocuklara. Bir an önce düzeltilmesi lazım. Ha, şunu da söyleyelim. Biz Hilmi Bey'i tanıyoruz. Kamuoyu tanıyor, Türkiye tanıyor Hilmi Bey'i. Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda herkes çok sevindi, çok mutlu oldu. Bir abi kazandı Ordu dedi. Ve gerçekten de öyle. Ordu'ya abilik yapmak için gönderildi. Belki de geldi. Dedesinden miras olan belediyeciliği, yerel yönetimleri devraldı. Muhakkak daha önceki belediye başkanlarının koyduklarının üzerine bir şeyler koyacak ve burada iz bırakıp gidecek. Bu yaşta uğraşının, emek vermesinin, mücadele etmesinin tek sebebi herhalde bu olur. Yoksa ne işi var burada Hilmi Bey'in? Biz buna inandık, herkes inandı. Hilmi Bey söylemlerinde zaten bunu yapıyor. Yani diyor ki ben buraya abi olarak gönderildim. Memlekete fayda sağlamak için, hizmet etmek için geldim. Buna canı gönülden inanıyoruz. Gerçekten de böyle bir adam. Şimdi şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Bunu Hilmi Bey yapmayacağına göre. Ki ben bunu Hilmi Bey'e hiç yakıştırmıyorum. Kesinlikle Hilmi Bey bunu yapmaz. Yani Hilmi Bey'in karakterini biliyoruz. Bu işte Hilmi Bey'in dahli belki imza noktasında vardır ama karar boyutunda kesinlikle yoktur. Yani koskoca Hilmi Bey, Türkiye yönetmiş Hilmi Bey, 14 tane çocuğun aşıyla ekmeğiyle uğraşacak pozisyonda değil, olmaz. Dolayısıyla başka bir iş var bu işin içinde. Birileri hala oradan elini ayağını çekmedi demektir. Buranın bir abisi var artık. Yani burada bir yönetim şekli, bir yönetim modeli, bir abi var. Dolayısıyla bu abiye bırakılması lazım. Herkesin de yardımcı olması lazım. Hilmi Bey herkesin yardımcı olması lazım. Doğrularla yardımcı olması lazım. Doğru yolu göstermesi lazım. Doğru hareketlerle, doğru hamlelerle şehri yönettirmesi lazım. Aksini kim yapıyorsa Hilmi Bey'in ayağının altına oyuyor demektir. Onun kötülüğünü istiyor demektir. Her kim ki bu şehirde milleti birbirine düşman etmeye çalışıyor ise, hala eski defterleri açıp yeni isimlerle papaz yapmaya, karşı karşıya getirmeye çalışıyor ise,
Bu yönetime karşı yapılan bir suikasttir, sabotajdır. Dolayısıyla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu oyunları görmesi gerekir. Bu oyunlara gelmemesi gerekir. Tekrar söylüyorum, 14 tane delikanlının işsiz kalmasından kimsenin bir faydası, bir yararı olmaz, kimsenin bir çıkarı olmaz. Öbür tarafta hesap görmeye çalıştığınız insanlar da hiç bundan zarar görmezler. Ben inşallah Hilmi Bey sesimizi duyar. Buradan Hilmi Bey'e seslenmiş olalım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenmiş olalım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuyla ilgili inşallah irtibatlandırılıp, bilgilendirilip doğru hamle yapması sağlanılır. Başka bir şey varsa, yani eğer başka bir durum varsa bu işin içinde bizim bilmediğimiz, biz de bilelim ve inşallah hep beraber doğruyu yapalım diyelim ve haberimizi izleyelim. O zaman ki ben sütüm kesilmiş durumda şu an. Benim üzüntüden 40 günlük bebeğime süt veremiyorum. 40 gün önce doğum yaptı. Üzüntüsünden sütü kesildi. Gözyaşlarına hakim olamadı. Çünkü o bir anne, o bir eş. Ekmeğinin peşine düşen eşinin yanında sesini duyurmaya çalışanlardan sadece biri. Dünyamız başımıza yıkıldı. İnsanın ekmeğinin elinden alınması demek, evdeki çeliğini çocuğunu gözünün önüne getirip, tabii sonrasını herkes kendi vicdanıyla düşünsün. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan 14 işçi aileleriyle birlikte kameraların karşısındaydı. Haksız yere ve hiçbir sebep sunulmadan işlerine son verildiğini iddia ederek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e seslendi işçiler. 2014 yılında bu belediye kazanılırken biz gece gündüz evimize gitmedik. Buradaki birçok arkadaşımız. Bu belediye için çalıştık. Sayın Başkanımızla da, Sayın Bakanımızla da Enerji Bakanlığı. Evet, Enerji Bakanlığı döneminde 2012 yılında buradaki arkadaşların birçoğu broşürünü dağıttı. Ben bizzat broşürünü dağıttım. Daha o zaman AK Parti iktidar değildi. Ben broşürü dağıttım 2002'de. Biz broşürü dağıtıyorduk, kalabalığımız yoktu. Arkadan ben yoruluyordum, buyur sen yoruldun, otur diyordu. Nereden, nasıl bu duruma geldik? Tabii biz de bilemiyoruz. Onu inşallah kendisi açıklar. Bu yanlıştan da dönülmesini rica ediyoruz ve bekliyoruz. Bizim tek amacımız, tek isteğimiz ekmeğimizin bize geri verilmesi. Biz farklı bir şey peşinde değiliz. 3 haftadır da bunu bekliyoruz. Zaten biz kendi kazandığımız belediyeye karşı neden bir şey yapalım? Neden isteyelim? Biz ekmeğimizden başka bir talebimiz yok. Tek talebimiz bu. Yaşadıkları üzüntü gözlerinden okunan işçiler sitemliydi. Çünkü onlar emeklerinin karşılıksız bırakıldığını düşünüyorlar. Kendisiyle iki defa randevu istedik, görüşemedik. Samsun'da yerel yönetimler toplantısı vardı. Oraya gittik. Orada yerel yönetimler başkanımız Mehmet Özsaseki Bey vardı. Onunla beraber salonda, otelin lobisinde görüştük. O zaman Hilmi Başkanımız da çağırdı. Orada anlattık, konuştuk. Kendisini biz sevdiğimizi söyledik. Hiçbir problemimiz olmadığını söyledik. O da zaten sonradan bizi tamam ben bu çocukları tanıyorum falan dedi ama netice itibariyle bir yapılan bir geri alım yok, bir şey yok. Peki bu konudaki tasarrufun Sayın Hilmi Güler'in mi yoksa başka bir... Ben kendisinin olduğuna inanmıyorum. Hiçbirimiz. Kendisi, evet. Yani hiçbirimiz kendisinin olduğuna inanmıyoruz. İşçiler adına toplu açıklamayı ise Ben Bir Sen Şube Başkanı Rahmi Çakar yaptı. Burada toplanmamızın tek amacı haklı olan ekmek davamızın peşine düşmektir. Başka hiçbir amacımız yoktur. Bizler bu basın açıklamasını yapmadan önce belediyemize zarar vermemek ve sesimizi duyurmak adına 3 haftadan beri mücadele ediyoruz. Parti teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, üye olduğumuz sendika genel başkanımız Ali Yalçın Bey ile Samsun'daki yerel yönetimler toplantısında AK Parti Genel Başkanımız Mehmet Özhasiki Bey ile özellikle Genel Başkan Vekilimiz Mehmet Özhasiki Bey ile özellikle görüşme sağladık. Tüm bu görüşmeler sonrası sonuç alamayınca bugün istemeyerek de olsa bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldık. Tekrar etmek isterim ki bu arkadaşlarımız belediyemiz tarafından hiçbir soruşturma, hiçbir tutanak tutulmamış ve EBS kayıtlarında çalışkan oldukları, günde en az 5-10 defa yazı gönderdikleri malumumuzdur. Ekmek demek namus demektir. Eşimize sahip çıkmamız namusumuzdur. Yani ekmek de bir namus olduğuna göre ekmeğimize sahip çıkmak zorundayız.
Buradaki çoğu arkadaşlarımız evli ve çocukludur. Çakar, özellikle İstanbul'da belediyelerden çıkartılan işçilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Garibanın ekmeğiyle oynamayın" sözünü hatırlattı, "Yanlıştan dönün" diyerek çağrıda bulundu. Ahı olan insanların üzerine ne siyaset ne hizmet inşa edilir. Varsa birkaç katı örnek bahane edilerek yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne adalete sığar. Tüm kamuda çalışan, teşhuran şirketler üzerinde çalışan işçileri kadroya geçirdik. Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşayan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz. Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık. Kimseyi ekmeğinden, aşından etmedik. Ne araçlarla ne de personelle uğraştık diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözlerine rağmen AK Partili bir belediyede sadece kendinden önceki belediye başkanına yakın olan kişiler seçilerek geçmiş dönemlerde özel kalem ekibinde yer alan emekçilerin işten çıkarılmasını sizlerin huzurunda kınıyoruz. Evet sevgili izleyenler, inşallah kardeşlerimiz bir an önce işlerinin başına dönerler. Zira dedik ya Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu işte herhalde çok bilgisi yoktur. İnşallah bir an önce bu anlamda bilgi sahibi olur ve isminin büyüklüğüne, isminin gereğine yakışan şekliyle arkadaşlarımızın sorunlarını çözer ve evlerine ekmeklerini rahatça götürmelerini temin eder. Gerçekten de Hilmi Güler ismi memleketimize büyük bir isim. Geldiğinde taraflı tarafsız herkes mutlu olmuştu, memnun olmuştu ve Ordu'da büyük işler yapacağına gönülden itimat etmişti. Bu kadar küçük işlerle Sayın Bakanımızın işi olmaz diyelim ve bir an önce inşallah konuyu çözüme kavuşturmasını ümit edelim ve devam edelim. Dedi ki adalet, adaletsiz bir durum da vergide vardı biliyorsunuz sevgili izleyenler. Özellikle ÖTV'de ciddi bir sıkıntı var vatandaşlarımız tarafından. Bazı ürünlerde ÖTV'nin olması, lüks ürünlerde ÖTV'nin olmaması, temel tüketim maddeleri olan ürünlerde de ÖTV'nin olması son derece rahatsızlık vericiydi. Bir de tabii hak edenden hak ettiği kadar verginin alınmaması ciddi bir rahatsızlık yaratıyordu. Hatta tam tersi bazı çok güçlü firmaların da vergilerinin, milyarlarca vergilerinin silinmesi son derece rahatsızlık verici bir durumdu. Şimdi inşallah bu adaletsizliği giderecek bir yasa tasarısı yolda ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş hazırlanan yasa tasarısının meclis onayına sunulduğunu söyledi. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs'ta meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken 22 binayla bir cami yıkılmıştı. 2 bina dışındaki yapıların büyük kısmının heyelandan etkilendiği mahalleye girişler de yasaklanmıştı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekipleri tarafından heyelanlı mahallede zemin etüt çalışmaları yapıldı. Heyelanın mahallenin ortasından geçen yağmur suyu atık suları ve yeraltı sularından meydana geldiği belirlenirken tehlike nedeniyle mahalle, yerleşim ve iskana kapatıldı. Evlerinden tahliye olan vatandaşlara ise konut başına 8500 Türk lirası kira yardımıyla 6900 Türk lirası nakdi yardım yapıldı. Vatandaşlara afet konutu yapımı için de arazi tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Heyelanlı mahallede arazilerde her geçen gün kaymalar olabileceği belirtildi. Vatandaşlarsa heyelan tehlikesi nedeniyle tarım arazilerinin de bulunduğu mahalleye girmemeleri yönünde uyarılıyor. Mahallede askıda kalan evler de görenleri korkutuyor. Evet sevgili izleyenler, devletimizin düzenli olarak yapmış olduğu bir destek var biliyorsunuz. Hayvancılığa ve çiftçiye yaptığı düzenli destek var. Bu sene de bu rakamlar belli oldu. Fındık için destek rakamı aynı kalırken, yani dekar başına 170 lira olarak kalırken arıcılıktaki kovan başına yapılacak destek 10 liraya çıkartıldı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi gündemde. Bugün meclis başkanlığına bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren ve yeni vergi maddeleri ihtas edeceğimiz bir kanun teklifini veriyoruz. 45 maddeden oluşan bir kanun teklifi olacak bu.
Ekonomi yönetimin hazırladığı taslak görüşe açıldı. Gelir vergisinden emlak vergisine, kurumlar vergisinden bazı alanlardaki vergi istisnalarına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörülüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Farklı alanlarda farklı gelir hesaplamaları yapılmaktadır. Dolayısıyla paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Aslında teklif bir amaçla, bir anlamda bunu amaçlamaktadır. Dolayısıyla her bir dilimle alakalı farklı hesaplamalar bulunmaktadır. Bunlar zaten teknik aşamada da paylaşılacaktır. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muş, konaklamada %2 vergi alınacağını kaydetti. Konaklama vergisi ihtas etmiş olacağız. Konaklama vergisinin oranı %2'dir. Hasılat üzerine %2 olacaktır. Konaklayan kişilerden alınacaktır. Bu yıl için %1 olarak uygulanacaktır. Yani 2020 için. 2021 yılı içinde %2 olarak ve sonrası için %2 olarak uygulanacaktır. 2020'nin Nisan başında bu vergi müessesesi yürürlüğe girecektir. Bu arada belli başlı işte öğrencidir, kamu misafirhaneleridir, diplomatların kaldığı yerlerdir. Bunlar istisna olacaktır. Gelir vergisi üst dilimi ise %35'ten %40'a çıkıyor. Gelir vergisi üst dilimini %35'ten %40'a çıkartmayı teklif ediyoruz. Yani 500 bin ve yukarısında kazanç elde edenler %40 oranında gelir vergisi vereceklerdir. Aynı şekilde spor hakemlerinin elde ettikleri kazançlar biliyorsunuz gelir vergisinden istisnaydı. Bu istisnayı da kaldırıyoruz. Bundan serbest meslek kazançlarında istisna tutarını 500 bin Türk lirası ile sınırlı tutmayı teklif ediyoruz. Bir de değerli konut vergisi var. Değerli konut vergisi isminde yeni bir vergi ihtasında bu kanun teklifiyle meclis başkanına vermiş olacağız. Burada 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında konut değeri olanlar yıllık %3 oranında, 7,5 ile 10 milyon lira arasında konut değeri olanlar %6 oranında, 10 milyon üzeri konut sahibi olanlar ise yıllık %1 oranında değerli konut vergisi kanun teklifimiz yasalaşırsa vereceklerdir. Evet sevgili izleyenler, Aybastı'ya uzanıyoruz. Aybastı'da biliyorsunuz 15 Mayıs'ta bir heyelan meydana gelmiş ve hemen hemen bir mahalle yok olmuştu. O günden bugüne de mahalle sakinleri herhalde çözüme kavuşturulamadı ikametgahları. Zira her biri herhalde mahalle dışında yaşamlarını devam ettiriyorlar. Geçici konutlarda herhalde yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu anlamda kira yardımı alıyorlar mı bilmiyorum ama bu mağduriyetin de bir an önce giderilmesi gerektiği noktasında arkadaşlarımız haberde ve haber sonrasında yaptığımız istişarede beyanda bulundular. Yetkililerin bu anlamda muhakkak duyarlı olması gerektiğini üstüne basarak bir kez daha söyleyelim. Kış geliyor malumunuz. Evlerin standartlarını bilmiyoruz. Kaç kişi bir evde kalıyor, nasıl yaşıyorlar, nasıl yaşamlarını idame ettiriyorlar ama ben arkadaşlarımdan bu noktada da bir hassasiyet ve ayrıntılı bir haber bekliyorum. Onu da söyleyeyim konu gelmişken. Şu anda mahallenin içinde 61 binada 800 konut tahliye edilmiş. 22 bina ile bir cami de yıkılmış. Geride kalan evlerin durumu da vatandaşların korkulu anlar yaşamasına sebep oluyormuş. Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler için müjdeli haber geldi. Çiftçiye ve hayvancılığa verilecek destekler belli oldu. 2019 fındık gelir desteği dekar başına 170 TL fındık alan bazlı gelir desteği olarak ödenecek. 4 TL mazot desteği de verilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağlara ilave 100 TL ödenecek. Arıcılık desteği kapsamında çiftçilere verilecek 2019 yılındaki destek kovan başına 10 TL olacak. Evet sevgili izleyenler, sırada Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Kaya'nın açıklamaları var.
Yüksel Kaya ekonomiyle ilgili içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımızın ciddi sorunlarının olduğunu, esnafların ciddi sorunlarının olduğunu, bu anlamda da yılbaşından bu yana kullanılan kredi miktarının 50 milyon Türk lirasını bulduğunu söyledi. Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Kaya esnaf kredileriyle ilgili TV52'ye konuştu. Başkan Kaya kooperatifin faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Biz küçük esnafa, esnaf odalarına kayıtlı üyelere kredi kullandırmaktayız. Ticaret odası kayıtlı üyeler bizden kredi kullanamıyorlar. Esnaf odalarından birisine üye olması gerekmekte. Kredi limitlerimiz, en üst limitimiz 200 bin TL'dir. Kooperatif vasıtasıyla kullandırılan kredi 200 bin TL ama bunu her kooperatif kullandıramıyor. Kullandırdığımız kredinin geri dönüşü sağlanmalı. Geri dönüşü başarılı şekilde sağlandıramayan kooperatifler 150 bin TL, 125 bin TL, 100 bin TL gibi sınırlandırmayla kredi kullandırabiliyorlar. Biz çok şükür dikkatli davranıyoruz. Her esnaf alma hakkına haiz. Ama bankacılık sistemine göre ticari sicilleri düzgün olan, ödemelerinde aksatma yapmayanlar, aldığı kredileri zamanında ödeyen esnaflarımız kullanabiliyorlar. Kaya bu zamana kadar Ordu esnafına 100 milyon TL civarında kredi kullandırdıklarını söylerken, yılbaşından bu yana ise 50 milyon TL kredi kullandırdıklarını belirtti. Biz yılbaşından, yani şu an Ordu esnafında 100 trilyon lira civarında, eski rakamda söylüyorum 100 trilyon, 100 milyon civarında kredi kullandırmışız. Yılbaşından bu yana da 50 trilyon lira kredi kullandırmışız. 2000 civarında üyemiz var. Aşağı yukarı bunun 1200-1250 arkadaşımız, üye arkadaşımız kredi kullandı. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendi ile Antalya'da geniş yaptı. Türkiye genelinde bir toplantı yaptık faizlerin düşürülmesiyle ilgili. Onlar da ekonominin gidişatına göre yılbaşına kadar bir çalışma yapacaklar. Yine hedefimiz %5'e düşürmek olacak ama elimizde boş dönmedik. Bankanın kestiği komisyonların %2'den %0.5'a düşürttürdük. Evet sevgili izleyenler, bir yangın haberimiz var sırada. Altınordu Şahincili Mahallesi'nde bir marangozhanede akşam saatlerinde yangın çıktı. Korku dolu alanlar yaşanmasına sebep oldu mahallede yangın. Ancak anında itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Altınordu Şahincili Mahallesi 599. sokakta bulunan bir marangozda yangın çıktı. Dün akşam çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Evet sevgili izleyenler, balık tezgahlarında görüyorsunuz bu sene çeşitlerde ve balıkların boyutlarında sıkıntı var. Alışkın olduğumuz boyutta değil balıklar. Bu konuyla ilgili balıkçı Cesur Kaya TV52 mikrofonlarına konuştu ve balıkların yeterince büyüyemediğini, gelişemediğini, bu sebeple de av yasağı sezonunun biraz geç başlatılması gerektiğini söyledi. Perşembeli balıkçı Cesur Kaya son yılların en kötü balık sezonunu yaşadıklarını söyledi. 20 yılın en kötü balık sezonunu yaşadığını belirten Cesur Kaya, hava şartlarının suyun ısınmaması veya soğumamasının ve büyük ağların balık popülasyonunu etkilediğinden bahsetti. Hava şartlarına da bağlı, suyun ısınması, soğumaması, bir de bilinçsiz avlanma, bu teknelerin büyük cihazlar, büyük ağlar, bunların hepsi zararı var. İşte hamsi 10 liradan aşağı düşmedi, doğruyuz 5 lira oldu ama o da tabii ki gene sonuçta 5 lira da büyük para. Daha ucuz olması gerekir. Ya bu bizden kaynaklanmıyor. Sonuçta bu tekneler de zarar ediyor şu anda. Yani bu hamsinin 5 lira olması, 10 lira olması tekneler de bir şey kazandırmıyor. Onlar da el ele baş başa çalışıyor. Çoğu da şu anda zararda gene. Onların da zararı var. Balıkların yeterince olgunlaşmadığını ve küçük kaldığını söyleyen Kaya, av yasağının biraz daha uzatılması gerektiğinden bahsetti. Sonra bu avlanma süresinin biraz daha uzatılması gerekiyor. Bak balıklar küçük yere avlanıyor, büyümeden avlanıyor. Sonuçta ne oluyor? Devamlı kötüye gidiyor. Bu sene böyle, önceki sene öyle. Bir dahaki sene ne olacağı hiç belli değil.
Eylül yani 1 Eylül'de başlamamız. 1 Eylül'de başlamasın. Eylül 15'inde başlasın. Daha güzel olur. Balıklar gelişmiyor diyor. Tabii. Yumurtalar, dökülen yumurtalar büyümüyor. Sonra ne oluyor sonuçta? Balık avcılığı azalıyor. Bak geçen sene palamut balığının tanesi 5 liraydı. Kiloluk balıklar. Bu sene de en küçüğü 10 lira. Evet sevgili izleyenler, aileyle ilgili bir haberimiz var sırada. Sessiz olun. Evinizde, eşinizde iyi geçinmeye çalışın. Zira artık boşanmalar da kolay değil. Boşanmalarda da nafaka oranları değiştirilmiş. 2 yıl ve daha az süreli evliliklerde erkek tarafına 2 yıl boyunca nafaka ödeme zorunluluğu getirilmiş. Ve süresiz nafaka da çalışmayan eşler için geçerli olmuş. Yani eğer ev hanımıysa kardeşimiz, boşanan kardeşimiz çalışmıyor ise süresiz nafaka alma hakkı getirilmiş. Detaylar haberimizde. Ömür boyu nafaka kalkıyor, nafakaya sınırlama getiriliyor. Şimdi ikinci yargı paketinde yapılması düşünülen bir değişiklikle nafakanın ömür boyu değil süreli hale getirileceği konuşulmakta. Bu konuda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin emsal bir kararı var. Daha kanun çıkmadan önce 6. ayda verilen karara göre nafakanın evlilik süresiyle sınırlandırılması gerektiğini ve 2 yıl evliliğe, emsal kararda böyle 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka verilmesi şeklinde. Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Ezgi Karabayraktar, düzenlemede henüz değişiklik olmadığını, mevcut durumun halen ömür boyu nafaka olduğunu söyledi. Fakat şu anda düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yok. Nafaka halen ömür boyu olarak düzenlenmiş durumda. Kanun değişikliği yok. Avukat Bayraktar nafakanın kaldırılacağı durumları da anlattı. Nafakanın yine kaldırılabileceği durumlar da kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar da kadının tekrar evlenmesi, kadın veya erkeğin tekrar evlenmesi, üzerine herhangi bir miras kalması ve yoksulluk durumundan kurtarılacak şekilde bir işe girmiş olması şeklinde. Bu gibi durumlarda yine nafaka kaldırılmak üzere mahkemeye başvurulabilir. Bayraktar son olarak nafaka alacak kişinin yoksul olması gerektiğinin de altını çizdi. Yani burada aslında altının çizilmesi gereken nokta, nafakanın kadın veya erkeğe verilebilecek olması, önemli olan nafaka alacak tarafın yoksulluğa düşecek olmasıdır. Vatandaşlar da nafaka süresinin sınırlı olmasını istedi. Hayır, kimse ödemek istemez. Sadece ben değil. O zaman evlilik aldığınız süre kadar mı? Yani. Evlilik aldığımız süre kadar ömür boyu ödemez çünkü. Sizce de öyle mi? Ayrıldıktan sonra daha nafaka öder mi adam? Ödemez. Yani siz diyorsunuz ki evli kaldığımız süre kadar öder. Tabii, evli kaldık süre kadar öder. Doğru, bence de doğru. Yani evli kaldığınız süre kadar öder. Tabii. Ya. Peki, sizce? Doğru yani, evde kaldığı sürece. Ömür boyu nafaka olur mu? Kaldığı süre kadar nafaka ödenmesi gerekir. Evet sevgili izleyenler, fındık sezonunu geride bıraktık biliyorsunuz ve peşinden de arıcılar geldi. Arıcılar ballarını sağladılar ve pazarlara indiler, artık satıştalar. Bal sezonu da bitmek üzere. Sadece satışları kaldı belki. Şimdi ilin 3. büyük ekonomisinde sıra kivide. Kivide artık hasat zamanı yaklaştı biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde hasat zamanı başlayacak ve rekoltenin de oldukça bol olduğu söyleniyor. Bununla ilgili Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar TV52 mikrofonlarına konuştu. Gerek aroması gerekse tadı bakımından zirvede yer alan Ordu kivisinde yeni hasat sezonu kapıda. Üreticiler önümüzdeki ay itibariyle kivi bahçelerinde hasada başlayacak. Üreticilerin bu yıl kividen beklentileri de oldukça fazla. Yıl boyu büyük bir özveriyle hasada hazırlık yapan üreticiler hem rekolte hem de verim konusu özelinde büyük beklenti içerisinde. Peki bu sene kivide rekolte ve verim nasıl olacak? Bu sorunun cevabını Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar TV52 mikrofonlarına verdi. Tabii ki hasat zamanı başlıyor. Dün ölçtürdük, aroması 4,5 civarlarında, 6,5 bulması lazım bu kesinlikle. Bu bir. İkincisi rekolte ile ilgili Gıda ve Tarım Ormancılık İl Müdürü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama tahminim, bu tahmin üzerine söylüyorum, 7100-7200 ton civarında bir
kivi bekliyoruz. Yani bir 2-3 gün içinde de bu belirlenir. Yani eski ismiyle Tarım İl Müdürlüğümüzdeki yetkililer çalışma yapıyor. Bu çalışmayı biz ağaçta sayım yapılıyor. Böyle yani şu kadar kivi olacak diye bir açıklama yapamayız. Kayıtlı sistemine bakılıp ona göre sayım yapılıyor ve ona göre rekolte tespit ediliyor. Başkan Yusuf Uzunlar, kivide bu yıl rekoltenin beklenen seviyede olacağını, geçen hasat sezonunda kayıp olduğunu ama kivi dikiminin artmasıyla birlikte rekoltenin de artacağını ifade etti. Tabii yani birebir ağaçlarda meyve sayımı yapılır, ona göre tespit yapılıyor. Bizim geçen yıla göre noksanımız var, bu kesin ama çok aşağı düşeceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü yeni dikilen bahçeler de ürün veriyor. Yani her yıl burada kivi diken insanlar var. Yani her yıl dikildi mi kademe kademe bu rekolte yükseliyor. Yani aşağı gelmez ama fazla gelmez, fazla da şey yapmaz. Yani ama seneye daha fazla olur don olayı veya herhangi bir şey olmazsa. Uzunlar son olarak üreticilerin arama kontrolü yaptırması gerektiğini ifade etti. Erken hasat uyarısında bulundu. Vallahi üreticiler bir kere şeye kesinlikle aramasını yaptırmadan kivisini toplamasınlar. Bir yöresel tescilli bir belge aldık. Bu belgemizi biz korumamız lazım. Sayın Valimiz, Sayın Tarım İl Müdürlüğümüz bu belgeyi biz hak ederek aldık. Bu belgemizi korumamız için arkasında durmamız lazım. Erken hasatı yapmamamız lazım. Eğer erken hasat yaparsak kivinin araması lezzeti düşer ve bunun akabinde de kivi depo ömrü az olur. Bu şeye çok dikkat etmemiz lazım. Olmazsa olmazlardan bir tanesi de erken hasat. Evet, bereketli bir sezon olur inşallah diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler. Bu haberde herhalde 3. ya da 4. kez adalete vurgu yapıyoruz. Yine öyle bir haberden bahsediyoruz. Bir vatandaşımız, mazlum bir vatandaşımız Cumhuriyet Mahallesi'nde sahilde bir işletme kurmak istemiş. Bir işletme kurmuş daha doğrusu. Bunun kira bedelinde ödemiş belediyeye, Milli Emlak'tan aldığı bir yer var ve orada kafe tarzı, benim anladığım kadarıyla kafe tarzı bir işletme kurmaya çalışıyor ya da kurmuş. İşletirken onun da mekanda olmadığı bir zamanda belediyenin zabıta ekipleri gelip kurulan tesisi diyelim ya da kafeyi mi diyelim artık nasıl tabir edilirse haberde göreceksiniz, yerle bir etmiş. Hep ne diyoruz? Adaletli olmak lazım diyoruz. Yöneten de, yönetilen de, vatandaş da, kamu da, devlet de adaletli olmalı. Haberde gerçekten de üzücü bir durum var. Mağdur edilen bir vatandaş var. Bu da inşallah yanlış anlaşılmadan dolayıdır diye temennide bulunalım. Ve bir an önce çözülmesini temenni edelim. Ne hale getirmişler, buyurun. Çok yazık. Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Mavi Bayrak Plajı'nın kenarında milli emlak ait olan alanda. İşletmecilik yapan İsmet Karahasan'ın iddialarına göre deniz kenarında bulunan alandaki taşınmazlara belediye ekipleri el koydu. Prosedür gereği ruhsat sahibi olmadığını ancak işletme için milli emlaka kira ödemesi yaptığını iddia eden işletme sahibi Karahasan'ın iddialarına göre belediye ekipleri alanda bulunan taşınmazlarını kaldırdı. Ordu Büyükşehir'in Hilmi Bey'in hiç haberi yok bu olaylardan. Ama göreve gelen arkadaşlar ne yazık ki bir engelli Mustafa Karahasan'ın torunu 1956 Mustafa Karahasan Kora Gazisi torunu İsmet Karahasan'a yapılan zulüm. Buyurun. Masa ve sandalyeleri başta olmak üzere birçok malzemesine el konulduğunu iddia eden Karahasan, alanda bulunan ağaçların da kaldırıldığını iddia ediyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Ben Suriyeli miyim? Bu bir kere yani şeye yapılmaz. Yani bu bir kere savaşta yapılmaz ya. Bakın ne hale getirmişler. Bakın arkadaşlar masama bakın. Bakın. Konuyu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiğini iddia eden işletme sahibi Karahasan, yol için başvuru yaptığını ancak yolun açılmadığını da iddia ediyor. Kendi ellerime diktiğim ağaçlarım, diken ağaçlarım. Yani şuraya bakın ya. Yani şuraya bakın. Bak burada kayık, şu beyaz kayık benim. Şu kırmızı kayık arkadaşım. Ben aynı zamanda balık doğa hastası bir adamım. Bakın. Ben buraya aile çay bahçesi, insanlar gelsin burada nezih bir şekilde otursun ailesiyle diye. Buyurun arkadaşlar. İşte burası şu gördüğünüz alan can kurtaran ve soyunma kabinlerinin tuvalet, duşakabin belediyenin olduğu yer. Yani Mağbayrak Plajı. Konuyu yargıya taşıdığını ifade eden işletme sahibi mahkeme sürecini bekliyor. Evet, bir haberde genç kardeşlerimize. Biliyorsunuz genç kardeşlerimiz genelde otomobil kullanmaya yeni başladığı zamanlarda abart diye tabir edilen çok ses getiren egzozlar vardı. Yani mahalleden böyle geçince herkesi ayağa kaldıran egzozlar vardı. Artık onlar tarih oluyor sevgili izleyenler. Yeni çıkan yasal düzenlemeyle abart egzozların tamamı yasaklanacak. Detayları haberimizde izleyelim.
gürültü kirliliğine yol açan egzoz sesleriyle mücadele devam ediyor. Özellikle gece geç saatlerde çıkartılan egzoz sesleri kulakları tırmalıyor, gürültü kirliliğine yol açıyor. Bunun için denetimler yapıldı, cezalar kesildi ancak yeterli olmadı. Özellikle de genç neslin arabasından çıkan bu ses artık duyulmayacak. Çünkü arabalardaki yüksek sesli egzozlar yasaklandı. Şimdi bir hafta 10 gün önce telefonumuza esnaf odasından mesajlar geldi. İlk İl Emniyet Müdürümüzün, Kaymakamımızın, Valimiz olmuş olduğu karar ile bu Varex kumandalı abart egzozlarının yasaklandığı ile ilgili bir mesaj geldi. Egzoz ustası Ümit Özcan, egzoz takana da taktırana da ceza uygulandığını söyledi. Bunu taktıranlarla ilgili, satanlar, taktıranlar, takanlarla ilgili büyük bir yaptırım olacağı, hatta dükkan kapatmaya kadar, iş yeri kapatmaya kadar gideceğini söylediler. Ondan dolayı biz de işletmemiz olarak bu Varex kumandalı egzozları takmama kararı aldık. Özcan en çok genç neslin araçlarında abartılı egzoz olduğunu kaydetti. 18'de 30-35 yaş arası gençlere kadar bunları taktırıyorlar. Evet, ceza yedikleri halde cezayı ödüyorlar, trafikten arabasını men ediyorlar, yasağı kaldırtıyorlar, tekrar taktıranlar bile var. Evet, imarla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler göreve geldikten sonra çok radikal bir kararla imar değişikliklerinin tamamını iptal etmiş idi. Ve şehirde özellikle beldenin oradaki binalar ve Durugöl'deki yeni başlayacak proje dahil hepsini durdurmuş ve bu projelerin tamamının kökten yok edileceğini söylemiş idi. Hatta belde evleriyle ilgili yıkılacağını defaten söyledi. Mahkeme kararı çıktı bu anlamda. Yürütmeyi durdurma kararı aldı mahkeme ve inşaatı durdurmanın usulüne uygun yapılmadığını, binaların yıkımına usulsüzlük teşkil edecek bir imar hatasının olmadığını söyledi mahkeme. Ancak dün muhtarlarla ilgili bir toplantı yaptı. Muhtarlar gününü kutlama amacıyla bir toplantı yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı yine orada üzerine basarak vurguladı ve buraları muhakkak yıkacaklarını söyledi. Yine mahkemenin bir atıfı var kararın sonunda. Eğer buralar yıkılırsa kamunun bu zararı karşılayamayacağını söyledi. Bakalım ne olacak? Buradaki belirsizlik nasıl çözümlenecek diyelim. Bu konuyla ilgili Barolar Birliği Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz TV52 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. İhtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi taraftarıyım. Ordu kamuoyunda oldukça tartışılan konulardan biri olan Ordu'nun Altınordu ilçesi Kiraz Limanı mahallesinde bulunan Belde Evler projesi özelinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar doğrultusunda proje iptal edilmiş ve inşaat belediye tarafından mühürlenmişti. Denici firma tarafından Ordu İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Konu özelinde şimdi gözler mahkeme sürecine çevrildi. Yaşanan son durum hakkında Ordu Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz TV52 Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Belde evler dediğimiz alan özel proje alanı olarak bir önceki dönem belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından özel proje alanı olarak tanımlanmış. Ve buna uygun olarak da bir takım firmalarla sözleşme yapılmış idi. Belediye de bu sözleşmenin hissedarı idi. O dönemde kamuoyunda çok fazla tepki olmadı ama ilerleyen süreç içerisinde bina inşa edilmeye başlandıktan sonra halk nezdinde, sivil toplum örgütleri nezdinde, kamu meslek örgütleri nezdinde ciddi eleştiriler gündeme geldi. Seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler de toplum örgütleriyle ve bilimsel yönüyle de istişarelerde bulundu, araştırmalarda bulundu ve eleştirilere hak verdi ve bir inisiyatif aldı. O inisiyatif neydi? Özel proje alanı olan durumun iptaline yönelikti. Ordu Baro Başkanı Poyraz, firmanın özel proje alanı ismiyle projeyi uygulamaya koyduğunu ve maddi bir beklenti içerisinde olduğunu, yürütmeyi durdurma kararının maddi zarara uğratılmaması amacıyla olduğunu ifade etti. Biliyorsunuz yaz aylarında belediye meclisinden de bu karar geçmiş ve kamuoyuna da açıklanmıştı ve kamuoyundan da çok ciddi bir şekilde takdir ve beğeni almıştı, tasdik edilmişti karar. Tabii doğal olarak diğer tarafı yani müteahhit firma bundan bir ekonomik olarak zarar gördü iddiasıyla idari yargıya müracaat etti. Ben bu aşamada sadece işin hukuki yönüyle ilgileneceğim. Özel proje alanı iptal edildikten sonra müteahhit firma dedi ki ben özel proje alanına güvenerek
bir yatırım yaptım, bir proje çizdirdim. Bu proje doğrultusunda bir takım satışlar yaptım, bir takım taahhütler altına girdim. Sizin bu projeyi iptal etmeniz hukuka aykırıdır şeklinde idare mahkemesine müracaat etti. İdare mahkemesine müracaat ederken de yürütmenin durdurulması isteğinde bulundu. Şimdi yürütmenin durdurulması nedir? Hukuk davalarında ihtiyati tedbir niteliğinde bir işlemdir. Özel proje alanının imar durumunun iptal edilmesi halinde bina komple mi yıkılacak, tıraşlanma şekilde mi yıkılacak tartışılacak ya da belediye bu konuda bir tasarruf üstlenecek. Başkan Poyraz, bundan sonraki süreçte mahkemenin keşif yapıp rapor hazırlayacağını ve sürecin bu şekilde işleyeceğini ifade etti. Konunun toplumsal bir mesele olduğunun da altını çizdi. İşte yürütmenin durdurulması yıkım kararını, yıkım sonucunu doğuracak idari işlemlerde dava sonuçlanıncaya kadar bir zarara uğranılmasın diye tedbir niteliğinde yürütmenin durdurulması kararını veriyor. Bu idare mahkemelerinde görülen iptal davalarında olağan rutin bir işlem. Yani yürütmenin durdurulması kararı verildi diye belediyenin aldığı karar tamamen hukuka aykırıdır ve kesinlikle iptal edilecektir şeklinde bir şey söylememiz mümkün değildir. İddia ve savunmayı idare mahkemesi dinleyecek, keşif yapacak, bilirkişilerden raporlar alacak ve elde ettiği topladığı delillere göre bir hüküm tesis edecek. Ben aynı zamanda Ordu'da yaşayan bir insan olarak çevre hakkına özel önem gösteriyorum. Belde evlerde bulunduğumuz alanda İnşaatın mağduriyetler yaşanmaması anlamında belki tamamen yıkılması değil ama tıraşlanmak suretiyle ve emsallerine uygun şekilde düzenlenmesi taraftarıyım bir vatandaş olarak. Ümit edelim ki bir an önce sorunsuz bir şekilde ve kamunun üzerine daha fazla yük bindirmeden, belediyeyi daha fazla borca sokmadan bu sorunlar çözülür ve şehir huzura kavuşur diyelim ve devam edelim. Biraz da toplumun yüzünü güldürecek bir haberle devam edelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu perdelerini açtı. Yepyeni oyunlarla perdelerini açtı ve bu sene faaliyet planları içinde ilçelerde oyunlarını sergilemek de var. Detaylarını haberde izliyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sahnelenen oyunlarla sanatseverlerin yoğun ilgisini çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, 2019-2020 tiyatro sezonunda Ordu'da sanatseverlerin beğeniyle izleyecekleri oyunları sahnelemeye başladı. Yeni sezonda Ah Karagöz, Vah Karagöz, Kim Korkar, Mikrop'tan ve Mor Saçlı Balerin adlı müzikli çocuk oyunlarıyla perdelerini açan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Altın Ordu ve ilçelere yapacağı programlarla yoğun bir çalışma sezonuna adım attı. Yeni sezon oyunlarına ara vermeden devam eden OBBKT, çocuk oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2019-2020 tiyatro sezonunda Çiğdem Özçelik'in yazdığı, Erhan Özçelik'in yönettiği Mor Saçlı Balerin ve Fikret Terzi'nin yazıp yönettiği Ah Karagöz, Vah Karagöz, Kim Korkar, Mikrop'tan, Gölge ve Drama isimli çocuk oyunu 7'den 70'e herkesin beğenisini kazandı. Sahnelendiği ilk haftadan çocukların beğenisini kazanan oyunlar sadece Altınordu ilçesi değil, diğer ilçelerde de sahnelenecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun deneyimli kadrosunun yer aldığı oyun hafta içi her çarşamba ve perşembe günleri Altınordu ilçesinde sahnelenecek. Ayrıca diğer günler 19 ilçede sahnelenecek. Evet, bir sosyal sorumluluk projesi haberi de İstanbul'dan Mesudiyeliler Derneği Kadın Kolları'ndan geldi sevgili izleyenler. Çek Babam Çek adlı oyun 27 Ekim Pazar günü sahnelenecek saat 15'te Şişli'de Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde. Sabri Sarı'nın yazıp yönettiği oyuna tüm ordular davetli. Kasabada, köyde, şehirde. Mesudiyeliler Derneği Kadın Kolları Çek Babam Çek adlı tiyatro oyunu sergileyecek. Burasına geçmiş. Vah. Bir tane hasta anası varmış yatalar. Sosyal sorumluluk projesi dahilinde gerçekleştirilecek oyun 27 Ekim Pazar günü saat 15'te İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde oynanacak. Bir de yüzer, iki sabun çalsa. Ben yapışmaz. Sabriye Okumuş Sarı'nın yazdığı yönettiği oyun kendisi de dahil olmak üzere dernek üyelerinden oluşturulan oyuncular tarafından sergilenecek. Oyunda kadına ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen baskı, taciz, tecavüz, dayak gibi konular yer alacak. Yer var mı?
var. E, tam diyor, Mevla'nın altları boş. Ha, olur, tamam. Ondan sonra... 27 Ekim Pazar günü saat 15'te İstanbul Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde oynanacak oyuna herkes davetli. Evet, bültenimizin son haberi bir vefat haberi. Konya'da yaşanan bir trafik kazasında Güldane Alıcı hayatını kaybetmişti. Bugün gözyaşlarıyla toprağa uğurlandı. Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Güldane Alıcı memleketi Ordu'da toprağa verildi. Alıcı'nın cenazesi Konya'daki hastane morgundan alınarak Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi Santral Sokak'ta bulunan evine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Alıcı'nın cenazesi Düzköy Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü. Alıcı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 21 Ekim'de Süleyman Alıcı yönetimindeki otomobil lastiğinin patlaması üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmıştı. Yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobildeki sürücü Alıcı yaralanırken eşi Güldane Alıcı ise hayatını kaybetmişti. Evet sevgili izleyenler, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Bizden hemen sonra spor haberleri ekranlarınızda olacak ve daha sonra da bizim klasik programlarımızdan bir tanesi haline gelen tefekkür saati ekranlarınızda olacak. Biliyorsunuz bu akşam Perşembe. Bu vesileyle de Cuma gecenizi tebrik ederim. Sezgin Yaşar Usta sunumuyla Hüseyin Can'ın konuk olduğu, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın konuk olduğu programı muhakkak izlemenizi tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki günlerde programda değişiklikler de olacak. Sezgin Hoca sürekli programını inşallah geliştirecek ve sonrasında da Tülay'la geziyorum. Ayvas Yaylası'nın bütün güzellikleriyle ekranlarınızda olacak diyelim ve veda edelim. Yarın akşam tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet edelim. Hoşçakalın. Ordu'nun Dünya'ya Açılan Penceresi TV 52 ekranlarından iyi akşamlar. Ben Volkan Deniz. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayız. Yeni Mahalle 52 olan adını değiştirip Ordu Spor 1967 adını alan kulüp logo konusunda ise çözüm üretemedi. Ordu Spor 1967'de logo gizemi sürüyor. Ordu 1. Amatör Lig'in başlamasına kısa bir süre kala logo sorununu Türkiye Futbol Federasyonu'nda çözemeyen Ordu Spor 1967 tarafından konuyla ilgili resmi açıklamada yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabul ettiği isim başvurusunun ardından Yeni Mahalle Spor'un adı resmen Ordu Spor 1967 Futbol İşletmeciliği olurken kulübün yeni logosu da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay bekliyordu. Aradan bir ay geçmesine rağmen TFF sitesinde ise Yeni Mahalle 52 logosu değişmedi. Yeni sezonda Ordu Spor 1967 Futbol İşletmeciliği adıyla mücadele edecek olan 1. Amatör Lig takımı 8 yılda 4 kez isim değiştirmişti. 2019-2020 sezonunda henüz puanla tanışamayan İnye 1957 çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Ordu'yu temsil eden takımlardan birisi olan ve sezona kötü başlayan Ünye 1957 Spor kötü gidişatını son bulmasını istiyor. Puanla tanışamayan, gol bulamayan takım Altınordu Belediyespor'a 2-0, 1926 Bulancak Spor'a ve Atakum Belediyespor'a 1-0, Osmancık Belediyespor ve Niksar Belediyespor'a ise 4-0 mağlup oldu. Ünye 1957 Spor 11. grupta olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 1920 Maras Spor, Torul Belediye Gençlik Spor ve Yaylacık Gençlik'le gol atamayan 4 takımdan birisi haline geldi. Gülyalı Turnasuyu Spor Teknik Direktörü Mümin Sarı hedeflerinin playoff finali olduğunu söyledi. Ordu 1. Amatör Küme A grubu ekiplerinden Gülyalı Turnasuyu Spor yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürürken Teknik Direktör Mümin Sarı önemli açıklamalarda bulundu. Geride kalan 6 sezonda 4 çeyrek final, 1 yarı final oynadıklarını hatırlatan Sarı, yaptıkları takviyelerle final için uğraşacaklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, bu takımda sadece final görmediğimi düşündüğüm için yönetime bunu ilettim. Bu düşünceniz var ise bir sezonda aynı yolda yürüyelim. Yoksa bildirin, ben de hocalığı bırakayım, kendinize hoca bulun dedim. Onlar da yaz boyu düşünüp bana olumlu şekilde geri döndüler. Ben de finali oynayacak takımı kurmak için gerekli hazırlıklarımı yaptım dedi.
7 transfer yaptığını hatırlatan Mümin Sarı, diğer takımların kadro zafiyeti olduğunu, takımının sadece 1 oyuncu kaybettiğini ve önemli takviyelerle sezona başlayacağını aktardı. Gülyalı Turnasuyu Spor ligin ilk haftasında 27 Ekim 2019 günü saat 11'de Spor Toto Karşıyaka kompleksinde Eski Pazar Spor ile karşılaşacak. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.